Yatırım piyasaları zorludur. Detaylı analiz desteğiyle piyasalarda yatırım yapmak çok önemlidir. Dinamik menkul değerlerin 30 yıllık geçmişi ve yeni teknolojik yüzüyle sen de yatırımlarında dinamik ol. Hesap aç, ilk 3 ay %90 komisyon iadesi kampanyasından yararlan. Efendim, her perşembe olduğu gibi saat 15 itibariyle makroekonomide tekrardan karşınızdayım. Bugün değerli konuğum doçent doktor Hakkı Öztürk, Bahçeşehir öğretim üyesi. FOMC tutanakları raporu ve Türkiye'ye yansımaları, bundan böyle merkez bankaları, özellikle küresel merkez bankaları genişlemeci politikaların ardından bir miktar daha duruşlarını devam değiştirecek mi? Piyasanın beklentisiyle birlikte bir miktar daha belirginleşen farklılık azaltılacak mı? Bunun bizim gibi ülkelere, özellikle Türkiye ekonomisine ne gibi etkisi olacak? Makroekonomik dengeler üzerinde de tartışıyor ve konuşuyor olacağız. Öncelikle fiyatlamalara bakalım. Fiyatlar gün içerisinde, seans içerisinde nasıl ilerliyor? Borsa İstanbul'a bakacak olursak, Borsa İstanbul'da bugün küreselle miktarda bir miktar daha paralel devam eden Borsa İstanbul fiyatlaması var. 0.97'lik geri çekilmeyle 1445 seviyesinden işlem görürken, dolar TL'de ise yarım puanlık bir geri çekilme söz konusu, 8.37.07 seviyesinden işlem görüyor. Euro TL'de ise 10.30 seviyelerinden sonra 0.25'lik bir geri çekilmeyle birlikte burada da 10.21.45 seviyesinden işlem görürken, sepet kuru ise 9.30 seviyesinin altına inmiş durumda. 0.36'lık geri çekilme söz konusu, 9.29.34 seviyesinden işlem görüyor. Gram altın bir miktar daha dolar TL bacağından da etkilendiğini görüyoruz. 0.40'lık geri çekilmeyle birlikte 503 lira seviyesinden de işlem görüyor. Bununla birlikte gelen fiyatlamalara bakacak olursak, bir de Avrupa borsalarına bakalım. Dün itibariyle özellikle ABD endekslerinde teknoloji öncülüğünde bir düşüşü seyretmiştik. Bugün Avrupa'ya bakacak olursak, Eurostoxx endeksinde 0.44'lük bir primlenme ile birlikte 3.966 puandan işlem görürken, Almanya DAX'da 0.80'lik bir primlenme söz konusu. Burada da 15.236, Fransa CAC'ın ise 0.60'lık alıcılı bir seyirle birlikte 6.313 puandan işlem görürken, İngiltere FTSE endeksinde yatay görünüm korunmakla birlikte 6.977. İspanya IBEX ise 0.95'lik satıcılı seyirle birlikte 9.057 puandan işlem görüyor. Avrupa borsalarında bir miktar daha karışık bir seyirin olduğunu da söyleyebiliriz. Bununla birlikte diğer ABD vadelere geçecek olursak, ABD tarafındaki puanlamaya bakacak olursak, Dow Jones'ta 0.32'lik bir geri çekilme, 33.757 puandan işlem görürken, S&P 500'de ise yatay görünüm korunuyor, 4.105 seviyesinden işlem görüyor. Nasdaq görece sınırlı da olsa pozitif tarafta 13.235 puandan işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Burada FOMC tutanaklarını karşıladıktan sonra bir miktar daha piyasada enflasyon endişesini yaratmış olduğu ve özellikle Fed üyelerinden gelen açıklamalar, bir miktar daha bu açıklamalar üzerinde yine eğer hedeflere doğru ilerlemenin hızlı olduğu kanıtlanır ise FOMC varlık alım hızının ayarlanması için bir planı tartışmaya önümüzdeki toplantılarda başlayabilir ifadelerini kullandıktan sonra bir miktar daha endişenin piyasa üzerinde de yaratıldığını gördük. TL çaprazlara bakacak olursak, dolar TL'de 8.37 seviyesinden işlem görürken, Euro TL'de 10.23 seviyesinden işlem görüyor. Pound TL'ye bakacak olursak 11.84.96 seviyesinden işlem görürken, İsviçre frangında ve TL'de 9.30 seviyesinin korunduğunu söyleyebiliriz. Sepet kurda da 9.30 seviyesinde olduğunu tekrar hatırlatmış olalım. Paritelere bakalım. Bu kez paritelerdeki fiyatlamalar ne durumda? Dolar endeksinde 0.17'lik bir geri çekilmeyle birlikte 90 seviyesinin korunduğunu da söylemek mümkün. 90.03 seviyesinden işlem görürken, Euro dolarda 1.22 seviyesinden bir miktar daha 1.21'lere sarkma olmuştu. An itibariyle 0.26'lık güçlenme söz konusu, 1.22 puandan da işlem görüyor. Pound dolarda 1.41.33 seviyesinden işlem görürken, dolar yende 108.91, dolar İsviçre frangında ise 0.90 seviyesinden işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Bununla birlikte de fiyatlamalara bakacak olursak, diğer tarafta emtia tarafında altın ons fiyatlaması bir miktar daha riskten kaçışın yaşandığı bir günü geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Bununla birlikte altın ons tarafında 0.16'lık bir primlenme ile birlikte 1872 dolar seviyesinden işlem görürken, Brent petrol ve ham petrol özellikle
İran ve ABD'nin tekrardan bir masaya oturabileceği ve İran'ın nükleer anlaşmasına dönmesiyle dönme düşüncesinin olması, Avrupa Birliği tarafından yapılan açıklamalar, bir miktar daha piyasada İran petrolünün kullanımına başlayabileceği sinyalleriyle birlikte Brent petrol zirve seviyelerden tekrar aşağı salınmış durumda. %1.14'lük bir geri çekilmeyle birlikte 65.74 dolar seviyesinden işlem görürken ham petrolde ise burada da %1'in üzerinde bir geri çekilme söz konusu, 62.69 seviyesinden işlem görüyor. Tüm bu fiyatlamaları aktardıktan sonra değerli hocamıza da dönmek isterim. Özellikle FOMC toplantı tutanakları bir miktar daha piyasalar üzerinde de baskı yaratmaya devam ediyor. Tüm bu ayrıntıları ve makroekonomik dengeler üzerine nasıl bir değişiklik olacak, bunları konuşuyor olacağız. Doçent Doktor Hakkı Öztürk bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Pelin, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi aslında piyasayla bir miktardan merkez bankaları arasında belirginleşen bir farklılık vardı. Fakat 27-28 Nisan toplantısı sonrasında FOMC tutanakları raporuna baktığımız zaman Fed'den bence bir sürpriz niteliğinde, piyasanın beklentisini karşılayacak bir sürpriz niteliğinde, eğer hızlı bir hedeflere doğru bir ilerleme hızlı bir şekilde gerçekleşirse varlık alım programının azaltılmasını önümüzdeki toplantılarda gündeme getirebiliriz ifadesi bir miktar daha piyasaya yakınlaştırdı. Bunu önce yorumlayalım, ardından kendi içerimize etkilerini konuşacağız. Şimdi zaten aslında FED hem tabii bu sene ABD ekonomisi %6'nın üstünde bir büyüme beklentisi var. Ve aynı zamanda zaten geçen yıl 2020 yılında Mart, Nisan, Mayıs aylarında pandemi nedeniyle işte ekonomilerin kapalı olmasından dolayı ABD'de aylık tüfe enflasyonu negatif olmuştu. Aslında bunu bekliyordu baz etkisinden dolayı. Çünkü işte geçen yılki seri çıkıyor, bu seneki enflasyon rakamları giriyor. Dolayısıyla aslında FED enflasyonun yükseleceğini piyasa gibi bekliyordu. Ama FED'in buradaki argümanı neydi? Yani bu enflasyondaki yükselme baz etkisinden dolayı geçici bir şekilde olacak. Dolayısıyla bizim için önemli olan enflasyondaki yani artışlar eğer kalıcı da olursa bununla mücadele etmek için araçları olduğunu söylüyordu. Burada önemli olan zaten dünkü tutanaklarda da vardı, istihdam piyasasının çok önemli olduğunu. İşte her ne kadar işte aşılanma ile birlikte ekonomi toparlanmaya başladığını, ancak hala işte pandemi öncesine göre yaklaşık 8 milyon civarı kişinin işe geri dönmediğini. Dolayısıyla bundan dolayı istihdam piyasasının daha önemli olmasından dolayı faizleri daha uzun süre 0-0.25 bandında tutacaklarını söylüyorlardı. Ama piyasada son özellikle tabii ki 3-4 aydan beri enflasyon beklentilerinde tabii ki artış var. Enflasyon beklentilerini gösteren işte ABD'nin 10 yıllık break-even oranları, 5 yıllık break-even oranları son 7-8 yılın en yüksek seviyesinde, yani 2,5'ların üzerinde. Yani aslında bu enflasyon beklentilerini gösteren işte break-even oranları da ABD'nin nominal devlet tahvili faiziyle enflasyona endeksli tahvil getirileri arasındaki fark. Çünkü enflasyona endeksli tahvil getirileri reel faiz gösteriyor. İşte nominal faizden reel faizi düştüğünüz zaman enflasyon beklentilerini alıyorsunuz. Dolayısıyla bu enflasyon beklentilerinde de ne zamandan beri çok hızlı bir artış var. 7-8 yılın en yüksek seviyesine geldi. İşte 10 yıllıklar 2,5 civarında galiba. Şimdi dolayısıyla tabii ki FED yani zaten ilelebet faizleri ekonomi de toparlanıyor değil mi? Amerikan ekonomisi de toparlanıyor. 0-0.25 bandında tutmayacak. Zaten hepimiz bunu biliyoruz. Öncelikle ne yapacak FED? Varlık alım azaltımı yapacak, tapering denilen. Varlık alımlarını azaltacak. Şu an 120 milyar dolarlık bir varlık alımı var aylık. Dolayısıyla işte dün tutanaklarda bunun sinyalini verdi. Önce varlık alımları azaltılacak. Ondan sonra da faizlerde tabii ki daha ona bayağı bir vakit var. Faizlerde tabii ekonomi de toparlanıyor. Faizlerde yavaş yavaş yani enflasyon da işte gözüken en son aslında tabii ki baz etkisinden dolayı oldu. TÜFE 4.2 geldi. Core PC galiba 1.8 civarı. FED daha çok tabii ona odaklanıyor ama o da 2'nin üzerine çıkacak. Dolayısıyla en sonunda tabii ki bir faiz arttırımı gelecek. Ama yani benim gördüğüm dünkü tutanaklardan
En erken FED varlık alımlarını bu yılın sonuna doğru varlık alım azaltmalarına başlayabilir. 2021 yılının sonuna doğru en erken. Ondan sonra da en erken herhalde 2022 yılının sonlarına doğru faiz artırımlarına başlayabilir. Tabii ki bunun küresel diğer özellikle emerging marketlerde yansıması da önemli olacak. Onu da konuşuruz. Evet, şimdi hocam ister istemez şöyle de bir durum vardı. Yani şimdi biz bu dönemde özellikle TL'ye değer kazandırabilmek, en azından TL'nin değer kaybını durdurabilmek için faiz aracını tercih etmiştik ve bir miktar daha burada yüksek faizle birlikte bir müdahale etmek istedik. Fakat hep şöyle beklentiler de vardı. Yılın son çeyreğinde özellikle enflasyon eğer izin verdiği sürece kurdaki bu artışlar bir miktar daha dinerse diye, ki gösterge Naci Abal döneminde öyleydi. Bununla birlikte bir miktar daha faiz indirimlerinin gelebileceği senaryosu vardı. Fakat Şahap Kavcıoğlu, Sayın Kavcıoğlu geldikten sonra da yine aynı beklenti vardı ama onun yılın son çeyreğine doğru bir miktar daha ertelendi, ötelendi. Şimdi sizce böyle bir gelişmeyi yaşadığımız sürece, özellikle yaz aylarında gerçekleşecek bu toplantılardan bu sinyal gelirse, 2013 Bernanke dönemine bakacak olursak mesela Bernanke'nin sadece tahvil alım programını durdurabileceğini açıklamasıyla birlikte orada borsalardaki düşüşler bir miktar daha hemen toplantının ardından %6.82 oranında olmuştu. Dolar TL o dönem mesela 1.93.20 seviyesindeydi. Tarihi zirvelerini görmüştü. Dolayısıyla hal böyle olunca bize alan açılabilecek mi faiz indirimi için? Şimdi şöyle, tabii ki önce şunu söyleyeyim. Eğer Türkiye, burada en önemli olan şey ne? Enflasyon beklentileri ve risk primlerinin düşmesi. Eğer Türkiye'de enflasyon ve enflasyon beklentileri aynı zamanda ve risk primleri düştüğü takdirde tabii ki Türkiye faizleri indirecektir. Yani sonuçta biz niye şu an faizi yüksek tutuyoruz? Enflasyon yüksek ve risk primleri yüksek olduğu için. Yani faizlerinin belirleyicisi çok temelde enflasyon ve risk primleri. Dolayısıyla şu an bizim enflasyonumuz yüksek, risk primlerimiz de yüksek. Dolayısıyla faizi yüksek tutmak durumundayız. Tabii ki ne zaman bizde enflasyon düştüğü takdirde ve beklentiler düştüğü takdirde, tabii ki burada önemli olan risk primleri de düştüğü takdirde Merkez Bankası tabii ki faizleri indirmeye başlayabilir. Ama burada önemli olan işte Türkiye'nin enflasyonu kalıcı olarak, yani baz etkisinden dolayı çok az düşebilir. O önemli değil. Kalıcı olarak ne zaman düşecek ve Türkiye'nin risk primleri ne zaman düşecek? Onlar çok temelde belirleyici olacak. Şimdi 2013 yılındaki duruma baktığımız zaman, şimdi o zamanlar tabii ki kısa sürede sizin de söylediğiniz gibi ABD 10 yıllıklarında da %1,5'lardan 2013 Mayıs aylarında %3'lere kadar 7-8 ay içerisinde yukarı bir hareket olmuştu. Ama ancak oralarda çok kalıcı olmadı. Ondan sonra tekrar geriye geldi. Onun da oradaki en temel sebebi, çünkü enflasyon oluşmadı orada. O zaman 2014-2015'te 2016 yıllarına bakarsak ABD'de enflasyon ortalaması 1,5 civarı falandır. 1,5-2 arasında gidip geldi. Yani enflasyon oluşmadı. Dolayısıyla oradaki 10 yıllık tahvil faizleri de her ne kadar Bernanke'den sonra yükselse de çok fazla oralarda kalıcı olmadı. Ondan sonra aslında FED tabii faizleri arttırmaya başladı, değil mi? 2015'in sonuna doğru galiba. Ondan sonra 2016 yılıyla beraber faizleri arttırmaya başladı. 2017 yılında 1.50'lere kadar faizleri yükseltmişti. Şimdi o zaman bakarsak Türkiye'ye 2015, 16, 17 yıllarında biz o zamanlar 10 yıllıklar da tabii şu ana göre daha yüksek seviyedeydi. Ama biz o zamanlar Türkiye hazinesi dolar cinsinden Eurobond faizleri, yani dolar cinsinden daha düşük borçlanıyordu bakın. FED faizleri daha yüksekti. ABD 10 yıllıkları da kısmen daha yüksekti. Ama Türkiye o zaman baktığınız zaman 2015, 2016, 2017 yıllarında Türkiye'nin ortalama Eurobond borçlanma maliyeti dolar cinsinden 10 yıllık vadede yaklaşık %4,5, %5'lerdeydi bakın. Yani ortalaması 4,5 civarı falandır. Şu an 10 yıllık vadede biz yüzde kaçtan, yani borçlanmak istesek borçlanabiliyoruz. 10 yıllık Eurobond dolar cinsinden faizi ne kadar şu an? 6,5-7 arasında gidip geliyor. Şimdi şey faizleri şu an sıfır, öyle değil mi? İşte 10 yıllıklar biraz yükselmiş oldu. Onun etkisi var ama burada en önemli şey risk primleri. Yani burada Türkiye
tabii ki Amerika'daki faizlerin yükselmesi bütün emerging marketleri olumsuz etkiler ama sonuçta tüm emerging marketler, gelişmekte olan ülkeler borçlanırken nasıl borçlanıyorlar? İşte ABD'deki faizler artı üstüne bir risk primi ekleniyor. Yani siz eğer ABD'deki faizler yükseldi, yükseldi ama risk primlerinizi o sırada düşürebilirseniz, işte 2014-2015 örneğini verdim. O zamanlar Amerikan Fed faizleri 2016-2017 daha yüksekti. Türkiye daha düşük maliyetten borçlanıyordu. Çünkü risk primleri daha düşüktü. Yani o zamanlar ortalama CDS'ler 200 bas puan civarındaydı. Şimdi 400 bas puan civarında. Dolayısıyla tabii ki Amerika'daki faizlerin yükselmesi tüm emerging marketler için negatif bir şey. Ama burada önemli olan demin de söylediğim gibi risk primleri. Siz o sırada hem Amerikan faizleri yükselir, bir de risk primleriniz şu anki gibi 400 bas puanların üstünde kalıcı olursa Türkiye'yi tabii çok kötü etkiler. Dolayısıyla burada bence önemli olan risk primlerinin düşmesi. Gördük işte 2016-17 yıllarında Amerika'da faizler daha yüksek ama Türkiye daha düşük maliyetten borçlanabiliyor dolar bazında. TL bazında da daha düşük maliyetten borçlanabiliyor. Niye? O zaman da enflasyon düşüktü. Yani %17 enflasyon yoktu. O zaman da işte %9-10 civarlarında bir enflasyon vardı ve aynı zamanda risk primleri daha düşüktü. Yani burada önemli olan bizde hem TL bazında hem de dolar bazında borçlanma maliyetlerinin düşebilmesi için hem enflasyonun düşmesi gerekiyor hem de risk primlerinin düşmesi gerekiyor. Şimdi hocam yine diğer tarafta hem enflasyonun düşmesi gerekiyor dedik. Enflasyonda baktığımız zaman kurum geçişkenliğini söylemezsek olmaz azımsanmayacak ölçüde. Yani şu anda %20 diyoruz belki yani üretilen 100 birimlik ürünün 65 birim dolara bağlı olduğunu düşünürsek belki bunun kullandığımız ürünlere göre geçişkenliğin çok daha yüksek olduğunu da söyleyebiliriz bazı mal ve hizmetler için. Dolayısıyla şimdi enflasyondaki düşüşü sağlayabilmek için de bu kurdaki yükselişi önünü engellememiz lazım. Ama şimdi baktığımız zaman sıkı duruş cevabı verildi. Niye düşmüyor? Yani o zaman bunu soracak olursam. Şimdi gelişmekte olan ülke kurlarına baktığımız zaman TL'nin negatif, açık ara negatif ayrıştığını biliyoruz başkan değişiminden sonra özellikle. Ne gerekiyor burada TL'ye? Ya şimdi burada tabii önemli olan aslında ne oldu? Faizlerle herhangi bir şey oldu mu? Başkan değişiminden sonra faizler düştü mü? Düşmedi. Hala %19 faizler. Öyle değil mi? En önemli etki ne? Tabii ki beklentiler bozuldu. Dolayısıyla çok sık Merkez Bankası Başkanı değişince işte burada kurumsal bağımsızlık sorgulanıyor. Merkez Bankası'nın kredibilitesi, güveni sorgulanıyor. Dolayısıyla bunlar işte Türkiye'ye çok aslında olumsuz anlamda etki ediyor. Aslında ya bir de şu da biliniyor. Yani niye Sayın Naci Ağbal görevden alındı? Neden görevden alındı? İşte faizleri yüksek tuttuğu için gelen yeni başkandan da beklenti aslında siyasi taraftan faizleri düşürmesi. Tabii ki bu da TL üstünde bir baskı yaratıyor. Ama şu an baktığımız zaman demin işte söylediniz üfe yani üretici fiyatları yani maliyet enflasyonu %35 civarında, talep enflasyonu tüfe %17 civarında. Dolayısıyla kurdaki artış ve ithal emtia fiyatlarının artması maliyet enflasyonuna çok çabuk yansıyor. Dolayısıyla burada üfenin tabii iki kattan fazla olması tüfeden çok büyük bir baskı oluşturuyor tüfe üstünde. Dolayısıyla burada üfenin gerilemesi lazım. Üfenin gerilemesi için de kur ve emtia fiyatlarının düşmesi gerekiyor. İşte bundan sonra kur ve emtia fiyatları düşer mi? Şu an içinde aslında çok olası gözükmüyor. O zaman tüfe enflasyonu daha çok aslında üfeye doğru yaklaşma ihtimali var. Tabii ki yani baz etkisinden dolayı belki önümüzdeki Haziran ayında bir miktar baz etkisi var. Geçici düşüşler olabilir baz etkisinden dolayı. Ama burada önemli olan maliyet enflasyonunun geri gelmesi lazım. Yani maliyet enflasyonu geri gelmediği takdirde %35 olan o da nasıl geri gelecek? İşte kurdaki artış ve yani kurdaki kurun gerilemesi ve ithal emtia fiyatlarının gerilemesi lazım. Şu an içinde o çok pek olası gözükmüyor aslında.
Evet, şimdi diğer tarafta hocam, yurt içerisindeki saat 14 itibariyle açıklanan Merkez Bankası tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine baktığımda da burada yurt içi yerleşiklerinde de bankalarda, özellikle yabancı mevduatlarda, yabancı para mevduatlarında bir yükseliş söz konusu. Yine buradaki rakamlara baktığım süreç içerisinde 7 Mayıs haftasıyla biten haftada, 7 Mayıs haftasıyla başlayan haftaya baktığımda 226 milyar dolarlık bir artış söz konusu, özellikle yabancı para mevduatlarında. Yine bununla birlikte diğer tarafta yurt içi yerleşiklerin hesapları son bir haftada 1 milyar 804 milyon dolar artarak 226 milyar dolar 226 milyar 631 milyon dolara yükseliş gösterdi ve hesaplar içerisinde gerçek kişilerin 1 milyar dolarlık bir dolar olurken tüzel kişilerin mevduatları ise 804 milyon dolar artış göstermiş oluyor. Toplam mevduatlar 19 Mart haftası sonrasında da en yüksek seviyeye çıktığını söyleyebiliriz. Ki normalde bu seviyelerden yatırımcılar bir miktar daha bozdurma yönüne geçerlerdi. Ama pozisyonlanma bir miktar daha terse doğru dönmüş gibi görünüyor. Dolarizasyonu tekrardan başladığımız, aslında hiç bırakmadık belki ama tekrardan gündeme alacağımız günler yakın mı, bunu da sormak istiyorum. Yani TL'ye güven içerisinde özellikle yurt içi yerleşiklerin pozisyonlanması da çok önemli. Tabii ki çok önemli. Ama tabii bu rakamlara ben bakamadım. Aslında kur ve altın etkisinden arındırılarak, parite etkisinden arındırılmış şekilde bakmak lazım. Ama ne zamandan beri biliyoruz ki yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları azalmıyor. Yani toplam mevduatlar içerisinde döviz mevduatlarının oranı ne zamandan beri %50'nin üstünde. Ne zaman bu mesela düşmüştü %30 civarlarına falan? İşte 2010, 2011, 2012 yıllarında düşmüştü. Toplam döviz mevduatları, toplam mevduatlar içerisinde döviz mevduatların oranı şu anda %50'nin üstünde olan 2010, 2011, 2012 yıllarında %30 civarlarına kadar düşmüştü. O zaman baktığımız zaman ne farkı var bu zamanla? O zamanlar enflasyon işte 8, 9, 10 civarlarında, enflasyon daha düşük. Ülkenin risk primleri daha düşük. Dolayısıyla tabii ki küresel konjonktürün de etkisi var. TL'ye güven daha fazlaydı ama tabii ki bu yüksek enflasyon ortamında vatandaşlar parasının değerini korumak için aslında TL tutmuyorlar, gözüken o. Dolayısıyla bu tabii çok kısa vadede sağlanılacak bir şey değil, bu döviz mevduatlarının bozulması. Daha orta ve uzun vadede işte Türkiye'de enflasyonun kalıcı olarak düşmesi, risk primlerinin düşmesiyle beraber ve tabii aynı zamanda risk primlerinin düşmesiyle beraber vatandaş, yurt içi yerleşikler TL'ye güvenecekler. O zaman yavaş yavaş döviz mevduatlarını bozabilirler ama şu ortamda zaten ne zamandan beri görüyoruz, zor gözüküyor. Evet, şimdi bunu bir küreselle de biraz bağdaştıracak olursak, küreselde de bir miktar daha bu dış risklerin arttığı bir dönemde Türkiye ekonomisinde. Şimdi evet, yani yükselen kur bir miktar daha reel sektörün maliyetlerini de yükseltiyor. Burada maliyeti optime etmekte zorlanan bir reel sektör söz konusu oluyor. Şimdi hal böyle olunca ister istemez önümüzdeki süreçte nasıl bir tablo bekleyecek ve burada yapılması gereken mali kanat, hep para politikası kanadını konuşuyoruz. Peki burada yapılması gereken, bu önlemlere yapılması gereken dış riskler bangır bangır geliyor. Bunun ayak sesleri net bir şekilde zaten gelen verilerle birlikte belli. Dolayısıyla mali kanatta nasıl bir toparlama yapmalıyız ki, nasıl bir önlem almalıyız ki biz bu sürece hazırlıklı olalım? Şimdi tabii ki çok güzel söylediniz. Sadece tabii ekonomideki sorunlar para politikasıyla çözmek mümkün değil. Biz Merkez Bankası'na da gereğinden çok şey yüklediğimizi düşünüyorum. Yani Merkez Bankası'nın yapacağı şeyler işte para politikası aracıyla zaten belli. Dolayısıyla hem mali tarafta, maliye politikalarında tabii ki buna destek olmak lazım. Ama tabii ki burada önemli olan, yani Türkiye'nin buradaki riskleri düşürücü, en önemli şey burada risk primleri, risk primlerini düşürücü doğru düzgün bir ekonomik programa ihtiyacı var. Dolayısıyla tabii ki bunlar da çok kısa vadede sonuç alınacak şeyler değil baktığımız zaman. Ama ne zamandan beri aslında işte ekonomiyle ilgili işte reform paketleri olsun açıklanıyor. Ama tabii bunlarla ilgili
pek bir sonuç göremiyoruz. Dolayısıyla hem maliye tarafından bunlar desteklenmeli. Burada bu en önemli olan da Türkiye'nin risk primlerini düşürücü, derli toplu bir ekonomik ben programa ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ve bunu tabii uluslararası piyasalarla paylaşıp uluslararası piyasaların da ikna edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde kısa vadeli çözümler, yani belki kısa vade için size bir miktar rahatlık sağlayabiliyor. Ama orta ve uzun vadede tekrar döndüğünüz noktaya ne yapıyorsunuz? Geri geliyorsunuz. Evet, tabii şimdi ki burada şunu da söylemek gerekiyor. Yani burada ekonomideki sorunların çözümü için aslında en önemli şey de burada bence yani hep tabii konuşuluyor bunlar. Ama tabii bunların yapılması ve sonuçlarının alınması uzun vade olduğu için dolayısıyla işte siyasetçiler de tabii genellikle daha kısa vadeli düşünüyorlar. Pek yapılmıyor. Burada en önemli tabii ki şey hukuk sistemiyle ilgili en başta reformların yapılması ve aynı zamanda işte ne zamandan beri bahsedilen diğer ekonomik reformların yapılması. Ama tabii bunlardan sonuç almak uzun vadede. Siz ancak bu şekilde Türkiye'nin en büyük problemlerinden bir tanesi ekonomik olarak dış finansman ihtiyacı. Dolayısıyla bunları yaptığınız takdirde tabii ki biz şu anda hep FDI istiyoruz. Yani doğrudan direkt yabancı yatırımcı, yabancı yatırımcılar gelsin Türkiye'de fabrika açsınlar, iş alanı yaratsınlar diye. Ama ne zamandan beri tabii ki Türkiye'ye bu gelmiyor ve aynı zamanda kısa vadeli, eskiden kısa vadeli portföy yatırımları geliyordu. İşte sıcak para dediğimiz tahvil tarafına, hisse senedinin tarafına. Şimdi onlar da çok azaldı, onlar da gelmiyor. Dolayısıyla bunları bir an önce belli bir düzgün bir çerçeveyle şey yapıp organize edip piyasaları da ikna edip böyle bir programa başlamak gerekiyor bence. Kesinlikle, yani sıcak paranın yanında aynı zamanda doğrudan yabancı yatırımların da ülkeye gelmesi ve bu bağlamda da Türkiye'nin cazibesini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılmalı diyorsunuz Sayın Hocam. Çok teşekkür ediyorum Hakkı Hocam aktarmış olduğunuz kıymetli bilgiler için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Hakkı Öztürk'le beraber bu hafta makroekonomide efendim tahvil alım programlarının azaltılmasına yönelik 2013 dönemi Bernanke döneminde yaşanmıştı bu durum ve nasıl bir etki uyandırmıştı? Bugünden sonra bizi neler bekliyor? Gelişmekte olan ülkeler nasıl etkilenecek? Makroekonomik dengeleri nasıl şekillenecek? Bunlar üzerine konuştuk. Haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle şimdi yayını Eda Özdemir'e devrediyorum. Hoşçakalın.